Galatasaray, Sen Johnston karşısında sahaya tur için çıkıyor. Mücadele saat 21'e başlayacak. Aslında e, ilk maçta beklemediğimiz bir sonuçla ayrıldı temsilcimiz e, mücadeleden. Bakalım bu maçta neler yapabilecek Murat Özbostan? Yani bu, bu, bu maçta tur, tur atlamasını bekliyoruz. Başka Galatasaray'dan bir şey beklemiyoruz. Yani Galatasaray'ın ilk maçta elde ettiği skor büyük bir hayal kırıklığıydı. Hadi PSV Eindhoven yani iyi bir takım, marka bir takım. Belki bir takım şeylerle o hezimet anlatılabilir ki yine bana göre anlatılamaz ama bir takım şekilde anlatmaya çalıştılar. Ama şu an yani sizden çok çok alt bir yani bana göre bir kasaba takımı denilebilecek bir ekibe sizin işte berabere kalıp bugün bunun rövanşına çıkıp yani hatta 4-5 tane de gol atıp elemeniz lazım. Yani ben aksini düşünmek istemiyorum. Zaten aksi olursa Galatasaray'da yarın itibariyle, yarın sabah itibariyle başka şeyler konuşuruz. Ya da gece itibariyle. Yani bu sonuç, olumsuz bir sonuç. Bir, bir numara isim olarak Fatih Terim'i etkiler. Sonrasında bundan sonraki takımda bazı isimleri de etkiler. Yani büyük bir rezalet çıkmaması için bence Galatasaray'ın turu atlaması lazım. Yani başka da ben bir şey düşünemiyorum. Hocanın dünkü basın toplantısında açıkçası o coşkuyu görmedim. O heyecanı görmedim. Ama takımdaki bu heyecan var mı yok mu neyin nesidir tabii onu da açıkçası çok bilmiyoruz. İdmanları böyle çok açık olduğu için Galatasaray'ı çok fazla izleme, Galatasaray hakkında yorum yapma şansı arkadaşlarımızın olmuyor. E tabii kalede sorunu var. muslara e, Muslera yok ama Bu da avantajlı olabilir. Belki İsmail için e, iyi bir maç olabilir. Ama bunun dışında bu, bu, bu kadro bu ekip Ya İsmail neden ne, ee... neden bir anda İsmail? Hani Berke'ydi değil mi çocuğum? Bak <laughs> ya öğreniyorum. Berk de belki ismi çok kafamda Berk, demek ki öyle e, bir benim bug var. E, yani İsmail Berke değil mi? Evet. Berk mi Berke mi? Bir saniye kontrol edin Çipi ben, İsmail Çipi. Keser yani sen, sen ha, kendisi de. Tamam, ama söyledi. Onu da, hani ama hazırlık maçlarında biz hep Mustera yokken Berkeyi izledik. Mustera çıktı Berke ye deydi. İsmail Çipi e, ben İsmail Çipi'nin e hala kadroda olduğunu bile yani lütfen cehaletim mazur görün. Ben farkında değildim hani 3. kalecinin İsmail Çipi e olduğunun. Şimdi bu maçta ki kader maçı değil mi? Bak evet. ne kadar önemli bir maç. Sen ne kadar farklı cümlelerle anlattın. Eğer bu Galatasaray inşallah öyle bir şey olmaz. Elenirse yarın sabah e, çok enteresan e, bir gündemi bunu olur nasıl galatasaray. Nasıl açıklayacaksınız ki? Hayır. Bunu açıklayamazsınız zaten ama bu elenmeyi yani. Ben atıyorum Berke de mi sakatlandı? Yani Yo, ben... yedek o da. Yedeklerde e e ama. Ama hep oynamadı mı? Ya yani Muslera'nın olmadığı her an kırmızı kart gördüğünde oyuna girmesi de dahil Beşen olmak üzere. Geçen sezondan bahsediyorum. Hayır hayır hazırlık. Bu senenin Sene. bütün hazırlık döneminden bahsediyorum. Ben hep Berke'yi gördüm. Yani e, birden İsmail, ya gerçekten. Belki lütfen. daha iyidir yani İdman Özür performansı. Özür dilerim, hani her şeye de yetişemiyoruz. Özür dilerim, ben İsmail Çipe'nin kadroda olduğunu bile bilmiyordum. Ya, İsmail Çipe oynayacak dendiğinde ilk başta hani sosyal medyada bir şaka yapılıyor sandım. Aa İsmail Çipe, o bir yere gitmişti çünkü geçen yıl değil Berk mi? Evet kiralanmıştı, Berk Balaban. Meğersem kadrodaymış hala. Berk evet. mi? Berk Balaban. Berk'miş. E, e ben hep Berk'i gördüm. Tamam Berk de güven verdi diyemem. Berk oynasın da demiyorum. E, ma, İsmail e madem Muslera'nın ceza duruma düştüğü Avrupa maçında sahaya sürülen kaleci ise şu ana kadarki hazırlık döneminde neden İsmail Çipe oynamadı? Hiç oynamadı. Ben mi yanılıyorum? Hiç görmedim ya. Ben hala gittiği takımda zannediyorum mesela. Ya hoca Demek ki kendisi de açıkladığına göre bir düşüncesi vardır herhalde. Yani burada e, bir kere bu kaleci olayına bakarken yani siz Muslera ve yedek kalecinizi işte yolluyorsunuz. E, yedeğini yolluyorsunuz. Ve şu sürece kadar da bir transfer yapmıyorsunuz. Yani bence bu, burada yine bir e, yanlışlık var. Bir trans, transfer yani takımın kadrosunda e, bir kalecinin mutlaka olması gerekiyor ve siz bu transferi yapmıyorsunuz. Ve bugün gelinen noktada Evet maçtır olabiliyor. Bir kart görüyor işte önemli kaleciniz ve sizin belki yenilmenize, belki berabere kalmanızın nedenlerinden biri oluyor ve ama bak baktığınız zaman geride oynatacağınız bir kaleci kaleciyle ilgili çok ciddi problemler yaşıyorsunuz. Soru işaretleri var. Yani bugün şimdi bu çocuk e, bir hata yaptığında bu genç arkadaşımız ne yapacağız? Yani şimdi bu bütün şeyi ona mı yıkacağız? Yani faturayı ona mı yıkacağız? Ya da Galatasaray neden İstanbul'da e, bu turu bitiremedi? Bugün acaba Turatlar mı atlamaz mı diye ben bir daha söylüyorum. Böyle bir şey düşünmüyorum. Ya ben, ben atlayacağını düşünüyorum. Yüzde yüz. Galatasaray'ın tur atlayacağını düşünüyorum. atlayacağını düşünüyorum. Atlamazsa da bir daha söylüyorum. Bana göre büyük bir rezalet olur. Ve yani hocanın durumu çok çok ciddi tartışılmaya başladı. Yani bundan şey olmaz. sonrası için yok. Hiçbir şey iyiyormuş. olmaz derken şu anlamda söylemiyorum. Yani Hiçbir şey olmaz derken hani. E, hoca eleştirilmesin ama yani hoca gerçekten Nasıl Galatasaray'da şey inanılmaz güçlü. Sosyal hiçbir medyada şey olmaz. güçlü. E ana akım medyada güçlü. E, Kulüp için güçlü. Sen hiçbir şey, olmayacağını güçlü. Düşünüyorsun, hiçbir şey olmaz mı diyorsun şey elenir. Ne olacak? Hiçbir devam. Şey olmaz. Sana olur. Şimdiki yaptığın eleştirilerden dolayı hmm. sana olur hoca olmaz. Nasıl yani Galatasaray'ın böyle bir takıma yenilmesi normal bir şey mi olacak? Ya yani normal. Elenmişiz falan diye mi bakacağız? Böyle mi ya yani? Ya Serzenişler falan olur. Aynen devam eder. Ya iyi o zaman yani. tamam, biz ligimize... ya benim eleştirim de bu. Hani Umarım ironim anlaşılmıştır. <laughs> yani ben senin gibi düşünmüyorum. Ee, ben farklı olacağını düşünüyorum. Yani Tabii ki burada olumsuzu konuşmamak lazım ama eğer bir elenme olursa ben hocanın da durumunun ciddi şekilde tartışılacağını tartışmaya açılacağını Hiçbir şey olmaz. E, niye? Hoca arıyor diyorlar. Hiçbir şey Bu yönetimin. Olmaz. Bak isimleri lazım değil. Yani 3-5 kişi var. Medyada, e, teknik adamlıkta, e, futbol camiasında, spor yönetiminde bazı kulüplerde, hani onlara hiçbir şey olmaz, olmuyor, olmayacak da. Diyor Serkan çok Sen e, çok iyi niyetle baktın ona. İyi niyetle mi? Çok kötümser baktım. E, tamam bir şey Baya, olmaz. yani baya ha. serzenişte bulunarak bakıyorum. hiç tamam, olursa, Hiçbir şey olsun, olmaz. Demir Sana diyorsun. bana olur, her zaman olduğu gibi. Onlara hiçbir şey olmaz. Peki Galatasaray'ın bir muhtemel 11'ini ekranlara getirelim. Ee, Galatasaray'da İsmail Kale'de olacak ki bunu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de dünkü basın toplantısında e, kendisi açıklamıştı. Savunma dörtlüsü Sasha Boe, e, Luindama, Markov, Van Anholt'tan oluşacak. Orta alanda Taylan Berkan, Emre Kılınç, Kerem Babel ve ileride Jagne 11'iyle sahada olmasını bekliyoruz Galatasaray'ın. Ee, özellikle tabii Sasha Boye ve Van Aanholt, yeni transferler e, geçtiğimiz maçta da e, forma şansı bulmuşlardı Taylan Berkan Emre Kılınç Bu arada telefon hattımızda Mehmet Özcan var e, Mehmet Özcan hoş geldin yayınımıza Ceyda Murat Pagün ve Gülüme Serkan abiye de selamlar yayınlar diliyorum size çok teşekkür ediyoruz Mehmet. Ee, biz muhtemelen 11 ekranlara getirdik ama e, sen sürpriz olabileceğini e, kaleme aldın bu e, 11 üzerinde. Hem de gece geç saat.